Dünkü sorumuzun cevabını 3000 kişi arasında sadece iki kardeşimiz bilebildi. Gerçekten tahmin etmek bayağı zordu. Bu arada maç devam ederken veya maç bittikten sonra atılan tahminleri haksızlık olmasın diye saymadım. Bu kardeşlerimize de abone olmayı unutmayınız. Bugünkü sorumuz ise teknik direktör olsaydın takımına Ronaldo'yu mu transfer etmek isterdin yoksa Messi'yi mi? Nedeniyle birlikte yazın. Yarın en beğendiğim 3 yorumu videoya çıkaracağım. Haydi TR Futbol Ailesi yoruma çökün. Şimdi videoya geçelim. Bu arada like atmayı da unutmayınız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2018 son dakika güncel yeni transfer haberlerini konuşacağız. Transfer haberlerini geçmeden önce sizlerin bana yorumlarda sorduğu transfer dedikodularını değerlendireceğim. MC Big Daddy, abi Mesut Özil Fenerbahçe'ye kaç yaşında gelebilir demiş. Bir de Alexis Sanchez Fenerbahçe'ye gelir mi demiş. Mesut Özil 32-33 gibi yaşlarda gelebilir. Alexis Sanchez'in ise bu dönemde gelmesi imkansız. O da yaşlandığında bir ihtimal Fenerbahçe'ye gelebilir. Trox abi Kovarejma için Juventus iddiası var. Gider mi demiş. Kovarejma için Juventus değil Çin iddiası var kardeşim. Çin'e gitti ihtimalde şu anda yarı yarıya diyebiliriz. Video çılgını bu fon PSG'ye gider mi demiş. Buffon Juventus'tan sonra başka takımda oynamayacağını söyledi ama belli olmaz her an Paris Ergenmen'le de arkadaşlar sözleşme imzalayabilir. Çünkü PSG yüksek mevlalarda teklifler sunuyormuş Buffon'a belli olmaz dediğim gibi Buffon da her an PSG ile sözleşme imzalayabilir. Arsenal'den ayrılan Fransız teknik adam Arsene Wenger eski öğrencisi Jack Wilshere hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere altyapıdan itibaren 17 yıldır formasını giydiği Arsenal'den Sözleşmesi bitince ayrılma kararı alan Wilshere'in adı ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile anılıyordu. Wenger 26 yaşındaki oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsederken Jack Wilshere iyi bir oyun kurucu, biraz Messi tarzında bir oyuncu, bana biraz Mbappe'yi dandırıyor. Çünkü 17 yaşından itibaren oynamaya başladı ve olağanüstü yeteneğe sahipti. Maalesef gelişimi ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle çok erken durdu. Ancak yeniden fit hale geldiğine inanıyorum. Pas yapabiliyor, Öldürücü toplar veriyor. Oyuncu geçiyor. Fantastik bir futbol aklına sahip. Harika bir çocuk. Ona güvendiğinizi hissettirdiğinizde mental açıdan güçlü ve baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe'ye giderse yaratıcı bir katkı sağlayacağını söyleyebilirim diye konuştu. Wenger, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Filip Koko'yu ise şöyle değerlendirdi. Onu destekliyorum. Koko'yu oyuncuyken de çok severdim. Harika bir oyuncuydu ve baş edilmez bir kaliteye sahipti. Hollanda'da şampiyonlukları var ama artık işi daha zor olacak. Çünkü Hollanda'da sadece Feyenoord, Ajax ve PSV gibi takımlardan bahsedebiliyoruz. Ancak onun Hollanda'dan ayrılmasını, doğru zamanda yaptığını, bunun hem Fenerbahçe kulübünün hem de yeni başkan için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Kurulacak yeni takım aşamasında "Koku kesinlikle doğru bir karar diye" sözlerini kullandı. Damien Comolli, Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfred Morales'i transferini bitirmek için İskoçya'ya gitti. Fransız futbol adamı Komolli 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya otururken görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda Morelos'a imzayı attıracak. Bir dönem Beşiktaş'ın ilgilendiği Morelos geçen sezon Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atıp 8 de asist yaparak Morelos takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Kasımpaşalı Trazeki transferi konusunda açıklamalar yaptı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Trazeki, İnşallah Galatasaray'a transferim gerçekleşir. İstanbul'a Kasımpaşa'nın antrenmanlarına katılmak için geldim. Ne olacağını göreceğiz diye konuştu. Trazeki, Inter'in kendisini istediği yönündeki haberleri ilişkin ise beni sadece Inter değil, yurt dışından bazı kulüplerde istiyor. Şu an Kasımpaşa'nın öncüsüyüm. Kasımpaşa için meşgulüm diye yanıt verdi. Ancak yakın zamanda yani 3-4 gün önce İtalya medyasının açıklamalarda bulunan Trazeke, Inter'e transfer olmak istediğini söylemişti. Trazeke'nin böyle yaparak transfer piyasasını kızgınlaştırmak istediği tahmin ediliyor. Galatasaray'ın bu durumdan dolayı bu transferden vazgeçeceği de konuşuluyor. Öte yandan kanat transferi için adı geçen diğer isim Emrak Baba için de eski hocası Erhan Altın tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağını açıkladı. Altın, Emrak Baba ile görüşmem olmadı. Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbaratlar Emrak Baba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde bu transfer oldu diyebiliriz ifadelerini kullandı. Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi. İlk olarak Swansea City'li Wilfred Boni konusunda temaslarını sürdüren Karakartal, kulübüyle yollarını ayırma kararı veren Fildişi sahilli Yıldız için temaslarını hızlandırdı. 29 yaşındaki golcüyle menajeri aracılığıyla anlaşma sağlayan Karakartal, Kartal, 1 artı 1 yıllık anlaşması bulunan tecrübeli oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu. Yıldız isim için 2 milyon avro kiralama bedeli belirleyen siyah beyazların opsiyon konusunda ise teklifini 4 milyon avro olarak ilettiği kaydedildi. Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de küme düşmeleri sebebiyle ayrılmak istediğini kulübe ileten Wilfried Bonnie'ye olumlu yanıt veren Svensa City'nin Beşiktaş'tan menajerler aracılığıyla gelen öneriyi değerlendirmek için süre istediği kaydedildi. Beşiktaş Umut Nair'i açıklayacak. Takımın yaşlı olması ve önümüzdeki sezonlarda yabancı sınırının değişmesi ihtimaline karşılık genç oyuncunun tercihlerini Türk oyunculardan yana kullanan siyah beyazlar, Dorukhan ve Güven'den sonra Umut Nayır'ı da renklerine bağlamak üzere geçen sezon Ankara gücünde geçirdikten sonra kulübü Osmanlı Spor ile sözleşmesini fesheden Umut ile görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş transfer komitesi 25 yaşındaki golcü ile prensip anlaşmaya vardı. Sonraki görüşmelerde bir pürüz çıkmaması durumunda birkaç gün içinde transferin açıklanması bekleniyor. Umut Nair geçen sezon Ankara gücünde 29 maçta 14 gol atabildi ve takımın en önemli isimleri olarak gözüktü. Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile Junior Kassara ile sözleşmeler yenilendi. Turunculu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada mukaveleleri sona eren Alparslan Erdem ile Junior Kassara ile yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Göksel Gümüş da sol kanata transfer yapacak mısınız sorusuna da hayır Arda Turan var transferi ihtiyacımız yok cevabını verdi. Öte yandan Abdullah Havcı da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Filip Koko'yu lig başlayınca göreceğiz açıklamasını yaptı. Almanya Futbol Federasyonu 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesine rağmen Löw ile yola devam edeceğini açıkladı. Federasyon Başkanı Reinhard Grindel yaptığı açıklamada yaptığımız görüşmeler sonunda Löw ile yola devam etme kararını aldık ifadelerini kullandı. Löw de Almanya milli takımındaki görevine devam ettiği için mutluluk duyduğunu belirterek bana duyulan güvenim minnettarım. Bu benim için önemliydi. Dünya Kupası nedeniyle hala büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ama analizlerimizi yapıp tüm motivasyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Almanya'nın ve Bayan Münih'in başarılı eldiveni Manuel Neuer de Löw göreve devam edeceği için çok mutluyum diyerek Löw'e olan güvenini yeniledi. Size tam emin olmadan paylaşmak istemediğimiz transferde yavaş yavaş gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid yönetimi Ronaldo'nun takımdan ayrılma yönündeki isteğini kabul etti. İspanyol devi Ronaldo için 100 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirledi. Juventus 33 yaşındaki oyuncunun transferi için teklifini yapmaya hazırlanıyor. Ronaldo son anda eğer kararını değiştirmezse bir efsane olduğu La Liga ligine veda edecek. Seriada Juventus'un formasını terletmeye başlayacak. Ronaldo Real Madrid'de çıktığı 292 maçta 311 gol atıp 95 asist yapma başarısına gösterdi. Pep Guardiola yönetiminde harika bir sezon geçiren ve rekorları altı üst ederek Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Manchester City Kandrosuna bir yıldız daha güçlendirmek üzere Manchester City, Napoli'nin yıldız ortası oyuncusu Jorginho için İtalyan ekibiyle 48 milyon avro karşılığında anlaşmak üzere. Manchester City'nin Jorginho ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken Pep Guardiola yeni sezon kampı başlamadan önce oyuncunun takıma katılmasını da umuyor. Jorginho Napoli ile 10 milyon avro karşılığına transfer olmuştu. Boyu 1.80, yaşı ise 26. Geçtiğimiz sezon Alpio Henso Arello'nun gölgesinde kalan Kevin Trump, Giuliano Buffon'un transfer edilmesi halinde bile Paris Ergenmen'den ayrılmayı düşünmüyor. Bir dergiye yaptığı açıklamada Trump, Paris iyi bir kulüp, asla pes etmeyeceğim ve burada kalıp 11 oynamak için bekleyeceğim dedi. Trump için Fenerbahçe'nin adı da anılıyordu. Ancak bu açıklamadan sonra bu transfer zor gözüküyor. Trump 27 yaşında, boyu ise 1.89. Evet arkadaşlar böylelikle bir transfer haberleri videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmediyseniz dislike butonuna basmayı, beğendiyseniz like butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, yorum atmadıysanız yorum atmayı, videonun başındaki sürpriz soruyu cevaplamadıysanız cevaplamayı, TR Futbol transfer sormadıysanız sormayı unutmayınız. Bu arada bunların hepsini yaptıysanız, bildirimleri de açarsanız bizim için çok iyi olur. Instagram hesabımızı takip etmek isteyenler de şu an TR futbol alt deleti yapıp YouTube yazarsınız arkadaşlar. Zaten en başta bizim hesabımız çıkıyor. Hesabımızda sizler için güncel futbol içerikleri paylaşıyoruz. Son dakika transfer haberlerini de arkadaşlar Instagram hesabımızı takip ederek almış olabilirsiniz. Sağlıkça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Her gün saat 6.30'da arkadaşlar yeni bir transfer videosuyla karşınızda oluyoruz. Dediğim gibi 6.30 arkadaşlar. Kendiniz de pusu yaparsanız bizim kanalın için gelişmesi için iyi olabilir. Sağlıkça kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir videoyla yeniden görüşmek dileğiyle.